Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda fiyat performans odaklı gaming laptop modeli Dell G15 AMD modelini inceleyeceğiz. AMD işlemcisi ve RTX 3050 ekran kartıyla öne çıkan bu cihazı bir süredir deneyimliyorum ve bu videoda sizlere cihazla elde ettiğim deneyimlerden bahsedeceğim. Laptopun güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmına verdiğim linke göz atabilirsiniz. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin bu cihaz neler sunuyormuş birlikte bakalım. Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, alışık olduğumuz tasarım çizgisinin dışında bir cihaz, farklı bir kasa tipi bulunuyor ve ben bu tasarımı gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. İki farklı renk seçeneğiyle satışta, ben deki model gördüğünüz gibi açık tonlarda gri bir renge sahip. Cihazın üzerinde tasarıma hoş bir hava katan ufak noktaları görüyoruz. Bu sıçramış boya tasarımı sadece dış tarafta değil, touchpad'le dahil olmak üzere iç tarafta da bulunuyor ve bence cihaza gayet güzel bir hava kattı. Tasarım olarak açıkçası biraz büyük bir cihaz ama oyuncu laptopu olduğu için bu normal bir şey. Laptopun 2.45 kilogramlık bir ağırlığı bulunuyor. Arka tarafta havalandırma ızgaralarını görüyoruz. Aslında cihazın birçok yerinde bu ızgaralara rastlıyoruz. Altta ve yan tarafta da bu şekilde ızgaralar bulunuyor. Sağ tarafta turuncu renk bir G logosu var. Bu da cihazda güzel düşünülmüş ufak detaylardan bir tanesi. Laptopun bazı portları arka tarafında yer alıyor. Güç girişi ve HDMI gibi portların arkada konumlandırılması bence çok güzel olmuş. Cihazın bütün portları arkada değil ama hani şarj aleti takacağınızda veya cihazı HDMI ile bir monitöre takacağınızda bu girişlerin yan tarafta değil arka tarafta olması kablo dağınıklığından kurtulmanızı sağlıyor ki bu da kullanımı aslında fazlasıyla olumlu etkiliyor diyebilirim. Onun dışında arkada bir adet USB Type-C bağlantısı bulunuyor. Bu da aslında güncel bir cihaz olduğunu ve yeni teknolojileri desteklediğini gösteriyor. Artık Type-C olmazsa olmaz diyebileceğimiz girişlerden bir tanesi. Cihazı Type-C üzerinden şarj edemiyorsunuz. Kendi şarj aletini kullanmanız gerekiyor. Çünkü tam 180 wattlık bir adaptörle birlikte geliyor. Bu sayede cihazı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ama USB Type-C bağlantısının tabii ki birçok avantajı var. Bu cihaza USB Type-C üzerinden bir kablo bağlayabilirsiniz veya farklı bir porta ihtiyacınız oldu. Mesela bu cihaza bir SD kart takmak istiyorsunuz. Type-C üzerinden bu girişleri kullanmanız mümkün. Cihazın sağ tarafında da bir tanesi USB 2.0, diğeri de USB 3.2 olmak üzere iki adet klasik tip USB A girişimiz bulunuyor. Sol tarafta ise Ethernet portu ve 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Laptopun klavye ve touchpad performansından da fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Touchpad'i bir oyuncu bilgisayarından beklenmeyecek şekilde akıcı çalışıyor, beni şaşırttı gerçekten. Özellikle kaydırma hareketlerini yaparken çok akıcı ve rahat bir kullanımı var. Klavyesi de yine aynı şekilde beni memnun etti. Çok sesli değil ve oyun oynamanın yanı sıra yazı yazacağınızda rahat bir şekilde kullanılabilir. Şimdi sıra geldi Dell G15 AMD modelinin donanım özelliklerine. Adından da anlayabileceğiniz üzere işlemci tarafında AMD'nin Ryzen 5 5600H işlemcisini kullanıyor. Ekran kartı olarak da cihazda GeForce RTX 3050 ekran kartını görüyoruz. Bu ekran kartı 4 GB DDR6 belleğe ve 128 bitlik bir bellek arayüzüne sahip. RAM tarafında ise 8 GB DDR4 3200 mAh tek parça bir RAM kullanılmış. Cihazda 8 GB'lık bir RAM var. Aslında cihazda 16 GB RAM kullanılsa biraz daha iyi olabilirmiş ama bu RAM tek slot olduğu için siz RAM tarafında ekleme yapabiliyorsunuz. Yani kendiniz bu cihaza 8 GB RAM ekleyerek 16 GB RAM ile birlikte kullanabiliyorsunuz ki fırsatınız olursa bunu da tavsiye ederim veya bu cihazı satın aldıktan sonra bir süre 8 GB RAM ile kullanırsınız ama sonrasında yükseltme yapmak isterseniz 16 GB RAM'e yükseltebilirsiniz. Bu sayede biraz daha aslında performans artışı sağlanacaktır. Depolama tarafında da 512 GB'lık bir M.2 SSD kullanılmış. Güncel piyasada bulunduğu fiyata göre gerçekten iddialı bir performansa sahip olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu cihaz tamamen oyun odaklı üretildiği için zaten piyasadaki neredeyse bütün oyunları bu cihazda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Full HD çözünürlükte GTA 5 ile yüksek grafik ayarlarında 60-70 FPS arasında rahatlıkla alabiliyorsunuz. CSGO gibi oyunlarda 100 FPS'in üzerine rahatlıkla çıkabiliyor. 120-130 FPS gibi değerler alabiliyorsunuz ki bu cihazdaki 120 Hz'lik ekranla çok iyi bir oyun deneyimi kesinlikle alabilirsiniz. Ekran tarafına birazdan daha detaylı şekilde değineceğim. Oyun tarafında bilgisayarı biraz zorlamak için Cyberpunk 2077 ve Forza Horizon 5 gibi oyunları da test ettim ve o tarz oyunları da rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bu arada laptopta F9 tuşuna tıkladığınız zaman oyun modunu aktif ediyor ve bu sayede biraz daha yüksek bir performans alabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun derim.
Ekran özelliklerine değinecek olursam bu laptopta 15.6 inçlik bir ekran bulunuyor. 1920x1080 yani Full HD çözünürlüğünde bir ekran ve tam 120 Hz'lik bir yenileme hızını destekliyor. Biraz önce de söylediğim gibi cihazdaki en önemli ve güzel özelliklerden bir tanesi 120 Hz'lik tazeleme hızını sunması. Bu sayede oyun oynarken çok daha iyi bir deneyim alabiliyorsunuz. Mesela CSGO oynuyorsunuz diyelim, 120 FPS'i rahatlıkla görebiliyorsunuz ve aldığınız bu FPS değerini anlık olarak ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. O konuda gerçekten oyun deneyiminizi fazlasıyla iyileştirecektir. Bu ekran 250 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor. Kapalı bir ortamdasınız diyelim. Yüksek bir ışık vursa bile bilgisayarın ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ama hani bu cihazı alıp dışarıda güneş ışığı altında kullanma gibi bir niyetiniz varsa orada parlaklık biraz az kalabilir. Ama dediğim gibi kapalı ortamlarda bu 250 nitlik parlaklık değeri fazlasıyla yeterli. Cihazla alakalı beni şaşırtan noktalardan bir tanesi de daha önce aslında pek rastlamadığımız bir ekran paneli kullanılmış bu cihazda. Laptopun ekranında WVA panel tercih edilmiş. Dediğim gibi benim daha öncesinde pek gördüğüm bir ekran paneli değildi ama bu cihazda deneyimleme fırsatı buldum ve verdiği görüntüden fazlasıyla memnun kaldım. Özellikle renkler gayet güzel gözüküyor. Onun dışında da verdiği görüntü kalitesi beni fazlasıyla memnun etti. Yani sadece oyun için değil, bu cihazı aldıktan sonra video kurgusu yapıyorsanız veya bu tarz işlerde bu cihazın ekranını kullanabilirsiniz. Zaten performanslı bir cihaz olduğu için video kurgu tarzı işlerde fazlasıyla işinizi görecektir. Onun dışında bu cihazın ekranında dizi film izleyebiliyorsanız bu tarz işler için zaten fazlasıyla yeterli bir ekranınız. Son olarak pil tarafı bir oyuncu laptopuna göre normal bir pil değerine sahip bence. Ne kötü ne de çok iyi diyebilirim bu cihazın pil süresi için. Yaklaşık olarak 4 saatlik bir kullanım süresi aldım. Bir oyuncu laptopu için aslında bu değer fena değil diyebilirim. Ve diğer oyuncu laptoplarında olduğu gibi bu cihazdan da aslında tam performans alabilmeniz için bilgisayarın prize takılı olması gerekiyor. Bir laptopla oyun oynamak istediğinizde pil gücüyle iyi bir performans almak pek mümkün değil. Bu bütün laptoplar için geçerli. O yüzden bu cihazdan da tam performans almak için güce takılı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ama cihazla alakalı güzel detaylardan bir tanesi tam 180 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olması. 180 wattlık adaptörle birlikte bu cihazı gayet hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Dell G15 AMD modeliyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz veya sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi cihazın güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmında verdiğim linke göz atabilirsiniz. Videoda fiyat bilgisi vermiyorum çünkü fiyat video izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebiliyor. Güncel fiyatı açıklama kısmında linkten öğrenebilirsin. Son olarak genel bir değerlendirme yapacak olursam Dell G15 AMD modeli şu anda bulunduğu fiyat segmentinde performansıyla ve sunduğu özelliklerle tercih edilebilecek bence en mantıklı modellerden bir tanesi. Oyun tarafından iddialı bir model. Dediğim gibi cihazla alakalı merak ettiğiniz konular varsa kesinlikle yorumlar kısmında sorun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.